Allah'ın zatının dışında derken bunu nasıl anlamalıyız? Allah'ın zatının dışına. Zat mertebesinden konuşuyoruz. Allah'ın mutlak bir vücudi varlığı var. Zat dediğimiz. Zat. Mutlak vücudi varlığı. İşte mutlak vücudi varlığının dışında olana zatının dışında diye ifade ediyoruz. Ama ona da bir varlık diyebilir miyiz zatına? Zatının da kendine has bir varlığı var ama zata ait bir varlık. Tabii şimdi diğer şeye nasıl bir varlık diyebiliriz ki abi? Mahiyetini bilmiyoruz ama bir varlığı var ama. Onu kendisi de zaten bize söylüyor. Olmasaydı yaratılmış olmazdı. O bir varlık var ama bizim anladığımız akıllarımızın ölçüsündeki bir varlık değil. Yani bizim akletmemiz neticesinde onun varlık kavramını biz aklederek bir varlık kelimesine ona ait bir mana yükleyemeyiz. Çünkü biz varlık deyince ne anlıyoruz? Yani varlık deyince biz kelime olarak ne o kelimeye ne mana yüklüyoruz? Açığa çıkmış, zuhur etmiş. Değil mi? Bir yani çünkü yokluktan diyoruz ya zaten Allah-u Teala yokluktan varlığa çıkarttı ki şey denildi ona, varlık denildi. Şimdi Allah'ın varlığı dediğimiz zaman Allah'ın varlığı dediğimiz şey ile Allah'ın yarattığı şeylerin varlığı dediğimiz şeyler farklı şeyler. Bunları aynı kategoride düşünmeyelim. Bunlar mertebe olarak farklı mertebeler. Şimdi Allah'ın zatından konuşurken zat mertebesinden sadece mertebe olarak nasıllığını ve niceliğini bilmiyoruz. Asla ve kata da bilemeyiz onun zatını. Fakat zat olarak zat mertebesinden diyoruz ki Allah'ın zatından başka bir şeyden söz edilemez. Sadece Allah'ın zatı var. Onun dışında zatının dışında bir şey yok. Var kabul ettiğimiz varlıklar, alemler Allah'ın ilmindeki ilmi suretler. Adeta teşbihte hata olmaz. Benim zatım, bu benim zatım. Et kemikten bürünen, gözüken bir zatım. Bir de benim zatımın, bak bu benim varlığım. Bir vücudi varlığım değil mi? Bu varlığımın haricinde benim kafamın içerisinde, beynimde, düşüncelerimden oluşan nice nice varlıklar var. Ama varlığı, hani açıkta var mı varlıklar? Yok. Sadece hayal. Benim vücudum gibi vücutları yok. Sadece beynimde oluşan hayal bunlar. Hayali varlık yani. İşte biz de Allah'ın vücudi varlığının yanında bu alemler hayali varlık. Allah'ın zati varlığının yanında başka bir varlık yok. Zaten Allah'ın zati varlığının yanında bir varlık olsaydı haşa Allah Allah olmazdı. Çünkü ikinci bir varlık söz konusu. O zaman ikinci bir ilah ortaya çıkardı. Üçüncü bir ilah ortaya çıkardı. Her ne kadar çok varlık varsa o kadar çok ilah var demektir. O zaman ilahlar birbiriyle çatışırdı. Öyle diyor Allah-u Teala. Kafanı çevir bak. Var mı? Bütün yaratılışta bir bozukluk göremezsin. Neden? Çünkü sadece Allah var. Tek bir ilahımız olan Allah bu alemleri halk etmiş ve yönetmekte, yürütmekte. Onun için mükemmel bir ahenk içerisinde. İki tane ilah olsaydı mutlaka birbirleriyle çelişip çatışacakları yer olurdu o zaman. Biri onu ben böyle yapayım derdi, öteki böyle yapayım derdi. Evet, zati varlığı böyle anlamamız lazım. Allah'ın zati varlığının dışında bir varlık hakikatte yok. Orası bize kapalı. Onun zati varlığının nasıllığını, niceliğini asla ve kata bilemeyiz. Ancak şunu biliriz, Allah'ın bütün alemleri ilminde ilmi suret olarak halk ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla hayali, yani zati varlığına göre hayalleriyiz biz. Vücudi varlığımız yok yani. Burayı, bu meseleyi daha önceki sohbetlerimizde çok derin anlattık. Hatta ilk Fütuhat-ı Mekkiye'ye girmeden önceki dinlenmesi gereken birinci bölüm sohbetimizde de anlattık. Kardeşlerimizden, bizi takip eden kardeşlerimizden o sohbetimizi dinlemelerini tavsiye ederiz. Çünkü orada çok daha detaylıca mevzuyu anlatıyoruz. Zaten diyoruz ya, bu mevzuların hakkıyla anlaşılabilmesi için tasavvuf istilahları dediğimiz İbn Arabi'ye mahsus bu istilahların çok iyi bilinmesi lazım. Ayanı sabite, levh-i mahfuz, Allah'ın zatı, Allah'ın iradesi, Allah'ın emri, istidat, kabiliyet, kader,
Bunlar ne demek? Bunları İbn Arabi ne şekilde izah etmiş? Bunların hepsini bilmek gerekir ki şurada anlatmış olduğumuz tevhidi hakikate dair mevzular da yerine otursun. Aksi takdirde tam yerine oturmadığı için birçok soru doğuracaktır tabii hakkıyla. Evet. Başka?